Bu videoda paralel bağlı dirençlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Paralel dirençler yan yana bağlanan ve aynı düğüm noktalarını paylaşan dirençlerdi. Bakın burada R1 ve R2 aynı düğüm noktalarına bağlı. Sarıyla işaretlediğim bu düğüm ve bu düğüm. Bu da bu dirençlerin uçlarının arasındaki voltajların da aynı olduğu anlamına geliyor paralel bağlı dirençlerin yerini tutacak tek bir direncin değerini bulmak için bir ifade geliştirmiştik. Demiştik ki 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Bu videoda bu ifadeyi biraz daha kurcalayacağız. Yazılışını biraz değiştirerek daha akılda kalır hale getirmeye çalışacağız. Sonra da R1 ve R2'nin birbirine eşit olduğu özel bir durumu inceleyeceğiz. Ve o durumda ne oluyormuş göreceğiz. Şimdi ifademiz üzerinde birkaç cebirsel işlem yapalım. 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Aslına bakarsanız biz bu ifadeyi R eş eşittir bir şey bir şey formatına getirmeyi amaçlıyoruz. Bir de denklemin bu tarafında iki farklı kesir yerine tek bir ifade olsun istiyoruz. Öyleyse işe bu kesirleri birleştirmekle başlayabiliriz. Bu paydaların en küçük ortak katları yani ekokları R1 çarpı R2'dir. Paydaları R1 çarpı R2'de eşitlemek için bu kesri R2 bölü R2 ile çarpıyoruz. Üşenmeden adım adım gideceğiz. R2 bölü R2. Bu kesri de R1 bölü R1 ile çarpıyoruz. Ve tabii ki bu ifade 1 bölü R e eşit olacak. Devam ediyoruz. 1 bölü R eş eşittir. 2 bölü R1 R2 artı R1 bölü R1 R2. Artık kesirleri toplayabiliriz. Bu tarafa geçelim. 1 bölü R eş eşittir. Her şeyi sayısal sıraya göre yazıyoruz. R1 artı R2 bölü R1 R2. Şimdi her iki tarafın da çarpmaya göre tersini alırsak sol tarafta R eş kalır. R eş eşittir. Sağ tarafı baş aşağı çeviriyoruz. R1 R2 bölü R1 artı R2. İşte paralel dirençlerin eş değer direncini bulmak için kullandığımız ifadeyi böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Paralel eş değer direnç yani R eş eşittir dirençlerin çarpımı bölü dirençlerin toplamı. Pay çarpım payda toplam. Ben bunu böyle aklımda tutuyorum. Şimdi bu ifadeyi ilk elde ettiğimiz bu ifadeyle birebir aynı. Bu ikisi esasında aynı ifade eder. Hangisini aklınızda tutmak, hangisiyle işlem yapmak size daha kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum. Öyleyse şimdi bunu kullanarak hızlıca bir örnek çözelim. Ekranı yukarı kaydırıyorum ama ifade kalsın. Gözümüzün önünde dursun. Diyelim ki birbirine paralel iki direncimiz var. İlki 1000 ohmluk bir direnç olsun. Diğeri de 4000 ohmluk bir direnç diyelim. Soru şu. Bu iki paralel direncin eş değer direnci ne olur? Bu iki direnç yerine takacağım tek direncin değeri ne olmalı ki devreden aynı akım geçsin? Bu ifadeye başvuracağız. R eş eşittir dirençlerin çarpımı yani 1000 çarpı 4000. Bölü dirençlerin toplamı yani 1000 artı 4000. O da eşittir. Eyvah eyvah bir sürü sıfır olacak. 4V yanına 6 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Payda kolay 5000. Pekala. Paydan 3 tane 0 atalım. Bu 3 0 gitsin. Buradan da 3 0 sadeleşti. Işte. Böylece 4000 bölü 5 kesrine ulaşmış olduk. O da 800 ohma eşit. Demek ki bu paralel eşdeğer direncin değeri buymuş. Bu sayede ifadeyi nasıl kullandığımızı da görmüş olduk. Ama burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Paralel eş değer direncin her iki dirençten de daha küçük olduğunu fark ettiniz mi? Bu her zaman böyle. Dikkat edin. Her zaman. Paralel eş değer direnç en küçük dirençten daha küçüktür. Bakın buradaki en küçük direncin değeri 1000 ama eş değer direnç 1000'den de küçük. Evet bu paralel dirençlerin bir özelliği. Akım iki farklı yoldan ilerlediği için eş değer direnç daima en küçük dirençten daha küçük oluyor. Çünkü akım her iki yoldan birden ilerliyor. Bunu daha iyi anlamanız için size farklı bir örnek daha vereceğim. I debisiyle akan bir su düşünün. Bu su 1 ve 4 metre çaplı iki boruya dağılıyor. Ama çap su direnciyle ters orantılı. Yani 1 metre çapındaki boru suya 4R direnç gösterirken 4 metre çapındaki boru R direnç gösteriyor. Sonra diyoruz ki bu iki boruyu söküp yerine 5 metre çapında tek büyük bir boru döşeyelim. Bu boru her iki küçük boruyu da kapsayacak kadar geniş olduğu için suya hem 1 metrelik yüksek dirençli hem de 4 metrelik düşük dirençli borudan daha az direnç gösteriyor. Sonuçta 1 metre çapındaki borudan geçen su da 5 metrelik borudan rahatlıkla geçebilir. 4 metre çapındaki borudan geçen su da Umarım bu örnekle anlatmaya çalıştığım şey şimdi biraz daha netleşmiştir. Özetle iki paralel direnç ifadesini bu şekilde de yazabiliyoruz. Bu haliyle gayet akılda kalıcı. Şimdi özel bir duruma değineceğiz. Şu renkle yazayım. R1, R2'ye eşit olsa ne olur? R eş neye eşittir? Bu özel durum için yine aynı ifadeye başvuruyoruz. R eş eşittir, R1 ile R2 birbirine eşit olduğu için kısaca R dememiz yeterli. R çarpı R bölü R artı R. Burada çarpım işareti var. O da R kare bölü 2 R'ye eşit olur. R'lerden biri sadeleşir. Buradaki R ve buradaki kare gider. Ve sonuçta R bölü 2 sonucuna ulaşırız. Yani R1'in R2'ye eşit olduğu özel durumda R eş R bölü 2'ye eşittir. Tam yarısıdır yani. Bu gayet makul bir sonuç. Şu şekilde iki paralel direnç çizecek olursak bu direnç 310, bu direnç de 310 olsun. O halde efektif yani paralel eş değer direnç 150 ohm olur. Burada çok sevimli bir simetri var. Dirençler birbirine eşit, ikisinin de uçları arasında aynı voltaj var. Dolayısıyla üzerlerinden aynı akım geçiyor. Yani buradan 300 ohmluk tek bir direncin olduğu duruma göre... İki kat fazla akım geçiyor. Bölü iki kısmı aslında oradan geliyor. Demek ki paralel bağlı iki direncin değerleri birbirine eşitse paralel eş değer direnç dirençlerden birinin yarısına eşit oluyormuş.